Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz İstanbul'dan rüya gibi, düş gibi bir akademi, Düşler Akademisi. Bu akademiyi konuğumuzla konuşacağız. Alternatif Yaşam Derneği Ayder'in Başkanı ve Düşler Akademisi'nin proje koordinatörü Ercan Tutal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle bu akademi fikri nereden ortaya çıktı ve bu akademi niçin kuruldu? İsterseniz bunu anlatarak başlayalım. Düşler Akademisi fikri aslında Alternatif Yaşam Derneği'nin daha önceki yıllarda 8-9 yıl boyunca yürütmekte olduğu engellilerin toplumsal yaşama aktif ve eşit katılımıyla ilgili paralel yürüyen bazı projelerinde, ki bunlardan bir tanesi Dalmak Özgürlüktür, diğeri Alternatif Kamp, Engelsiz İstanbul gibi projeler sırasında sayıları binlere varan engelli katılımcıların hepsinin birebir yaşanmışlıkları, istekleri, talepleri, düşlerini anlatma, aktarma ve paylaşma fırsatı buldukları zeminler oldu hep ve biz o dönemlerde Alternatif Kamp'ta işte 7-8 yıl boyunca engelli gençleri spor eğitim entegrasyon konseptiyle ağırlarken aslında günlük yaşantıyı zenginleştirecek inanılmaz derecede yetenekleri olduğunu ve eğer fırsat sağlanırsa sanat ve kültür alanında da performans alanında da çok fazla şeyler yapabileceklerini gözlemledik. Buradan hareketle de ve tabii ki biliyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde de engelli olmalarına rağmen müzikte, işte tiyatroda, sanatın diğer dallarında çıtayı çok yukarıya taşımış isimler var. Neden biz kendi deniz yıldızlarımızı yaratmayalım ve neden bu evlerinde hapsettiğimiz, sokağa çıkma izni vermediğimiz ve yetenekli olup olmadığını öğrenme şansı bile bulamadığımız gençlere ulaşmayalım düşüncesinden hareketle Düşler Akademisi'ni kurduk. Alternatif Yaşam Derneği zaten ismi üzerinde engelli gençlere bir ölçüde odaklanmış olan bir sivil toplum örgütü. Düşler Akademisi aşamasına geldiniz ve çeşitli ortaklıklar kurarak, ki bunların arasında UNDP de var ana ortaklardan biri olarak, bir hayali gerçeğe dönüştürdünüz. Zaten ismi de üzerinde Düşler Akademisi. Biraz tarif eder misiniz hiç bilmeyen birine? Düşler Akademisi nedir? Düşler Akademisi daha geniş bir yelpaze olarak tanımlayabiliriz. Sosyal dezavantajlı duruma düşürülmüş. Yani engellilikleri nedeniyle, taşıdıkları kronik hastalığı nedeniyle ya da geçici olarak yaşadıkları bir engel haliyle, yoksul ve yoksul bırakılmış olmaları nedeniyle sosyal yaşama aktif katılamayan bütün bir kitlenin önüne sahne sanatları, plastik sanatlar ve görsel sanatların akademik eğitim programını gönüllü eğitmenler eşliğinde sunan, ücretsiz olarak eğitim verilen, uluslararası bir gönüllü network'ünün hali hazırda bu çalışmaları desteklediği ve yürüttüğü bir alternatif sanat akademisi aslında. Yani mevcut resmi eğitim programlarının, konservatuar ve sanat akademisi ve üniversiteleri eğitim programlarının dışında bir şey değil. Ama onların bugüne kadar bir şekilde dışarıda tuttuğu, işte tam da toplumsal dışlanmanın eğitim sürecinde başladığı bir yerdir bu. Biraz elitist yaklaşımla içeriye almadığı gençlerin önüne bir fırsat açmak ve bu akademik eğitimlerini tamamlamak üzerine kurgulanmış bir akademidir. Resim, müzik, dans, drama, tiyatro, fotoğraf, film, DJ'lik, animasyon gibi onlarca değişken ve kendi içinde alt branşları olan gençlerin, yani katılan öğrencilerin, adayların kendilerini gerçekten ilk defa bu kadar özgür hissettiği, sanata ait materyalle ilk defa buluştuğu, bilgiyle buluştuğu ve üretme imkanı da bulduğu, sahneleme ve üretme imkanı bulduğu aslında kendi içinde bir fabrika. Bir fabrika. Beşiktaş'ta, İstanbul'da başladı ve daha sonra Ataşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla Anadolu yakasında da devam etti. Sosyal dezavantajlı gençler diyoruz. Biraz açabilir miyiz? Nasıl gençler var şu anda Düşler Akademisi'nde? Görme engelliler var, zihinsel engelliler var. Bunların yetenekleri nasıl keşfediliyor, nasıl açığa çıkartılıyor? Aslında şöyle, yani yelpaze genişlerken genel tanımlamayla engellilik 4 kategoride. İşte görme engeller, fiziksel engeller, işitme engeller ve işte fiziksel engeller kategorilerinde adlandırılırlar.
bütün engel gruplarına herhangi bir seçim yapmadan, herhangi bir elitist tutuma girmeden, herhangi bir sınava, bir imtihana sokmadan aslında herkesin yapabileceği bir şey olduğuna inanan, yani onların bir şey yapamazlıkları üzerine, eksiklikleri üzerine değil, tam tersine yapabildikleri bir şeyi öne çıkartan bir felsefeyle hareket ediyoruz Düşler Akademisi'nde. O yüzden sadece ben böyle bir eğitimi alma fırsatı bulamadım, bir şekilde bunun bu sürecin dışında bırakıldım diyen herkes aslında kapısı açık. O yüzden herhangi bir ayrımda yapmıyoruz. Çok zengin bir programımız var. İnanılmaz derecede gönüllü, kaliteli bir eğitmen ve eğitmen formasyonu olan ve sanatçı spotuyla aramıza katılan kişiler var. Aslında bu boyutuyla sosyal kapsayıcılık kavramının önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında bu proje pek çok ödül de aldı değil mi son evet. zamanlarda? Düşler Akademisi projesinin aslında belki de bu kadar kısa sürede hızlı başarı elde etmiş olmasının en büyük nedeni güçlü bir ortaklık yapısından geliyor. Yani bu çapraz sektörel ilişkiyi kurmak anlamında belki de başarılı bir örnek, bir rol modeli, bir model uygulama oldu diye düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bir uluslararası kalkınma örgütü olarak bir tarafta, Devlet Planlama Teşkilatı devleti temsilen bir tarafta duruyor. Özel sektör temsilen Türkiye Vodafone Vakfı var. Bu tarafta yerel yönetimler var. Bize mekan sağlayan yerel yönetimler, ortasında da bir sivil toplum örgütü. Bu aslında yürütülen bu tip sosyal girişimci, işte yenilikçi, sosyal sorumluluk içeren projelerin gerçek bir sosyal yatırıma, bir kalkınma programına dönüşmesini sağlayan, onları sürdürülebilir kılan da bir çerçeve bir taraftan. Hem ortaklık yapısı itibariyle hem de hedefleri, amaçları ve yöntemleri itibariyle örnek olarak gösterilen bir proje. Evet, tabii sadece bir sponsorluk sistemi üzerine kurgulanmadığı için yapısı güçlü. Bu onu tabii sürdürülebilir kılıyor ve riskleri çok minimuma indiriyor. Bütün bu örgütlenmelerin hepsinin hem uluslararası hem de ulusal düzeyde örgütlenmiş olduğunu düşündüğümüzde bir sivil toplum örgütü burada yer değiştirdiğinde aslında ana çerçeve bütün bu çalışma yürüten diğer sivil toplum örgütleri için de bir model olabilir. Düşler Akademisi gerçekten de yürütülüş biçimiyle ve üretkenliğiyle, yani sıfırdan başlayan bir öğrenciyi birdenbire aslında kendini sanatçı bir kimlikle hayatın içinde ifade eden bir seviyeye getirmesi, performans sergileyecek düzeye getirmesi ve sonrasında da istihdama dönük bir yönü de içinde barındırdığı için, yani sahneye çıkan bir social inclusion band müzisyeninin oradan gelir elde etmesi, aynı şey Düşler Kumpanyası'nın müzikal öğrencileri ve sanatçıları için geçerli. Yine resim yapan, fotoğraf çeken arkadaşların da Düşler Akademisi'nin artık üretim stüdyoları dediğimiz bütün bu sanatın alt üretim ürünlerini yapabildiği aşamasıyla da biraz önceki fabrika kelimesini o yüzden kullandım. Aslında bir kültür sanat fabrikası gibi çalışıyor. Bu model tabii Avrupa'da çok ilgi gördü. Altın Pusula, Türkiye'de önce Altın Pusula ödülünü aldıktan sonra da birkaç uluslararası platformda seminer konusu oldu. Workshoplar ve seminerlerde konu olarak kullanıldı. Son olarak da Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle Six Young Foundation ve Öklit tarafından ortaya çıkartılan This is Social Europe Innovation, Avrupa Sosyal Girişimcilik yarışmasında 23 ülke 150 proje arasından ilk 10'a kaldık. Bilbao'da sosyal girişimciliğin Silikon Vadisi'nde Türkiye adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi Ayder ve Vodafone Vakfı temsilcileriyle birlikte sunum yaptık. Buradaki sunumlar katılan o 10 proje arasında bile en göz dolduran proje aslında oldu. Bu başarılar ve ödüller saymakla bitmiyor. Düşler Akademisi söz konusu olduğunda bilgi almak isteyenler nereden size ulaşabilecekler? Düşlerakademisi.org web sitesinden bize ulaşabilirler. Gönüllü olarak destek vermek isteyenler herkes, aynı adres üzerinden aynı sizlere adres ulaşabilecekler. Bize ulaşabilirler. Son bir soru, sizin peki kişisel olarak bağlantınız nereden ileri geliyor acaba bu projeyle? Eğer ortada sosyal bir sorun varsa, yaşanan bir şey, bunun çözümü için de mutlaka bir araç vardır. Bu bazen bir kişinin attığı adım olabilir. O neden ben olmayayım diye düşünen, içinde bulunduğu çağa, ortama, döneme ve ülkeye duyarlı bir vatandaş, bir aydın olarak
bildiğim sorunlara karşı duyarsız kalamazdım diye düşünüyorum. Ve ondan sonra harekete geçtiniz ve kendinizi projenin içinde buldunuz. Çok teşekkürler. Ercan Tutal, Alternatif Yaşam Derneği Ayder'in Başkanı, Düşler Akademisi Proje Koordinatörü katıldığınız için. Böylece programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Bu programı Açık Radyo Stüdyosu'nda İstanbul'da hazırladık. Programımızı FM frekansında ve internette Açık Radyo'dan, podcast formasında iTunes üzerinden, undp.org.tr adresinden, ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter, Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.